Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşı Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunda olsun. Işıklarışımız. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay Şarkı Türkistan'daki çigra eğizlerinin en yukarı derecede paydalanmakta. Köplügen devletlerinin bismi ve tölük cezalarına karmay, aldınkı 20 yılda Şarkı Türkistan'daki içki çigra eğizi arkalık Avrupa, Uttur Asya devletlerine katlanan transport nöbetçi poyizlerinin kıtım sahne yukarı seviyeye yetken. Xitay Teşvikat Organı Tanrıta Toru'nun 18. İyoldaki haberde kayıtkılınışça, aldınkı 20 yılda Şarkı Türkistan'daki Alatau bilen Qorgas'tan ibaret içki çigra eğizide katlanan Xitay Avrupa nöbetçi poyizi 6195 kıtımı yetip, Bultırkı okşaş mezgildikidin mu işip ketken. Yıkınkı yıllardan beri Xitay Avrupa nöbetçi poyizleri bir kısım dıngız transporti ve hava transporti mallarını tuşuşuna üstüge algan bulup tuşuş miktarı tıxım okup etilgen. Bunun bilen Şarkı Türkistan'daki tümür yolda içki eğiz arkalık çigradan kirdiğen çıkıdığan nöbetçi poyiz sanı yük tuşuş miktarı ve türü üzlüksüz aşırılgan. Xitayning Sharqiy Turkistondagi temir yo'l tarmoqlari raqamlik tamojna tizimisi yo'lga qo'yish, eksportda o'lchamlik relisni keng relisga almashtirish, navbatchi poyezdlarining navbat nomerini qoldirish, bo'sh vagonlarni saplab ishlatish qatorliq usullar bilan navbatchi poyezdlarning tamojnadan o'tish sur'atini tixmo tezlatgan. Nöbette Qorgas Alatau eğizidin ötüdüğen nöbetçi poyiz liniyasının 57'si var bulup, Germaniya, Polşa, Belgiya, Rusya katalık 18 devlet ve rayonga yetip baralaydıken. Xitay'nın her kaysi ülkeleri ve Şarkı Türkistan'ın kaçılangan mallarının türü 200 kıldın artık iken. Nöbette Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki irqi kırgınçılık cinayeti sebeplik Uyghur mecburi emgekinin aldığını iliş kanunuğa okşaş türlük iqtisadi cezalarga duç kelgen bolsa mı? Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek mahsulotları ve tabii baylıklarının çet elge hatta Avrupa ellerge toşuluşu yenila tosalgısı dağılmaşmakta. Xitay'nın Şarkı Türkistan dokulatına tusup kılış urunuşları paş boldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Emeldarı Michel Bachelet 5. ayda Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılgandan keyin, Xalqara Cemiyet onun vazifeden ayrılıştan burun Şarkı Türkistan hakkındaki Kişilik Hukuk Dokulatını uzunluğun bu yankı vadisi bu içe ilan kılışını kütken. Ama Reuters agentliğinin aşkarlıkça, Xitay barlık amallarını işgisilip mezkur dokulatının ilan kılınışına tosuşka uğrungan. Reuters agentliğinin bugünkü haberde bildirilmişçe, 3 devletin diplomatları tarafından delillenen Xitay'ın bir parça mektubunda, Xitay rejiminin BDT Kişilik Hukuk Ali Emeldarı Michel Bachelet'ten Şarkı Türkistan hakkındaki Kişilik Hukuk Dokulatını ilan kılmasını talep kılganlığı malum bolgan. Bachelet bu yıl 5. ayda Şarkı Türkistan'a bargan bulup, ziyaret jarayanı bütünlüğü Xitay'ın oralaştırışı boyunca devamlaşkan. Bachelet ziyaretten keyin buxtumluq seferinin teşhürüş emez pekatla bir ziyaret ikerlikini tekitligen. Bachelet'nin Xitay'a bolgan acizane meydanı kişilik hukuk teşkilatları tarafından kattıq tenkitlengen. Gerçi Bachelet yakında özünün şahsi sebepler bilen BDT'deki vazifesine kayda sayılışını talep kılmaydıqallıqını etkan bosumu, bırak o 31. Ağustos vazifesinden ayrılıştığın burun Şarkı Türkistan hakkındaki kişilik hukuk dokulatını ilan kıldıqallıqını bildirgen. Xitay'nın BDT emeldarı'a evetken mektubuda nemelerini yazgallığı kişilerinin dikkatini tartkan bulup bu mesele kızıq noktuğa aylangan. 3 diplomat bilen isminin aşkarışını halmıgan bir kişilik hukuk mutakassısının aşkarışça, Xitay yazgan mezkur mektupta Xitay'nın BDT tayarlıgan Şarkı Türkistan hakkındaki kişilik hukuk dokulatının kattık endişe kılvatkallığı hem de mezkur dokulatının ilan kılınışına tusup kılışka uğrungallığı malum bolgan. Xitay rejimi bu mektubni 6. ayının ahirleri Cenevadaki diplomatiya ömeklerge tarqıtışka başlagan bulup, her kaysi devletlerden Xitay'ını kollab imza kuyuşini talep kılgan. Mektupta Bachelet'nin işhanesi tılığı elinip, eğer bu bahalaş dokulatı ilan kılınsa, kişilik hukuk sahasını siyasileştiriş ve gruplarının Türk işini iğırlaştırıbıdıdı. Mutakhasislerge bolgan işençini yoktup, ularının Xitay bilen bolgan münasibetige buzgunçılık kılıdı deb casilingan. Mektupta yine biz Ali emeldarının bu dokulatını ilan kılmasını küçülük talep kılımız deyilgen. Xitay'nın Cenevada turuşluk diplomatiya ümiki bu mektubunun BDT'ye evetilgen evetilmeyenlige ve onun mezmuni tuğursuda sorulgan suallarga cevap vermegen. Nöbette Michel Bachelet'nin bu mektubunu tapşırvalgan ya ki tapşırvalmağalıgı enik emesiken. Bachelet'nin bayanatçısı mı bu vaxtiki sualga cevap berişini rad kılgan.
Ama o Şerqi Türkistan haqidagi kişilik huquq dokladi e'lon qilinishdan burun mazmunlarning aniq bekitildiganligini, Xitoyning bu haqdagi taklif fikrlarini oldiganligini bildirgan. Mazkur dokladda Xitoyning Şerqi Türkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarga qaratgan muomilasi baholanadigan bo'lib, kişilik huquq mutaxassislari guruhi 3 yildan ko'proq vaqtdan buyon mazkur dokladni tayyorlash uchun dalil isbot to'plashga boshlagan. Ammo noma'lum sabablar tufaylidan dokladning e'lon qilinishi hozirgacha kechiktirilgan. Reuters agentligi bu maktubga qancha kishining imzo qo'yganligini aniqlay olmagan. Maktubni oshkorlagan 4 shaxsning biri Janvada turishliq diplomat xodimi bo'lib, u o'z davlatining Xitoyning maydonini qo'llaydiganligini aytgan. Reuters agentligi erishgan bu maktubning yana bir nusxasida bachilet ko'plab tanqid qilingan bo'lib, Sharqiy Turkiston dokladining ruxsatsiz tayyorlanganligi BDT kishilik huquq oliy amaldori ishxonasining majburiyatiga og'ir xilof ekanligi, shundaylar bu dokladning bachiletning inovatiga ziyon yetkazganligi da'vo qilingan. Mazkur maktubga Xitoyning qaysi amaldorining huquq berganligi yoki qanday tayyorlanganligi aniq emas ekan, ammo maktubga imzo qo'ygan diplomatning aytishicha Mazkur maktubning yumushtirilgan nusxasi oxirgi bekitilgan nusxa ekan. Janvada turishliq ikki diplomatning aytishicha, Xitoyning bu maktubi Xitoy rejimining bachiletga bevosita lobichilik qilishga uringanligi haqidagi kam uchraydigan faktlarning biri ekan. Bir qism davlatlar iqtisodiy munosabati sababli bu masalada Xitoyga yo'q deyishga pidnalmaydi ekan. Tinch okeandagi Aral davlatlar ittifoqlashib Xitoyga taqobil turishga chaqirilmoqda. Yaqinqi yillardan beri Xitoyning Tinch okean ellarida ta'sir kuchini zo'raytish urinishlari borgan sari kuchayotgan bo'lib, Tinch okeandagi Aral davlatlari birdek ittifoqlashib Xitoyning qora niyatiga taqobil turishga chaqirilmoqda. BBC'nin 16 iyul e'lon qilgan bu haqdagi xabarda bildirilishicha, Tinch okean rayonining strategik o'rni va yordamga bo'lgan ehtiyoji Tinch okeanda ta'sir kuch jingini qo'zg'agan bo'lib, zomgarlik yo'lida minvotgan Xitoy tabiiylar bu rayonda asosiy rol o'ynash chutini soqqan. Bu yil 6 ayda Xitoy rayonidagi 10 davlat bilan keng ko'lamlik savdo bexatarlik kelishimi tuzish loyihasini o'tirg'a qo'ygan. Ammo nurg'un davlatlar mazkur kelishimga imzo qo'yishni rad qilganligi sababli kelishim keyincha tashlab qo'yilgan. Shundaqdimi oldingi kunlarda Tinch okean aral davlatlari munbiri Suvada o'tkazilayotganda Xitoy Tinch okeandagi 10 davlat bilan ayrim siyosiy suhbat o'tkazgan. Tinch okeandagi 14 aral davlati Avstraliya va Yangi Zelandiya bilan birlikda tabiiy muhit, madaniyat va an'anaviy tushunchalar bilan bog'langan bo'lib, navbatda ular tabiiy ofat va Xitoy virusi qatorliq o'rta xirislarga duch kelgan. Rayon ittifoqi rahbarlari bu qitim 3 yilga yaqin vaqt ichida tunji qitim Fiji poytaxti Suvada yuz turana ko'rishgan bo'lib, mazkur uchrashish kishilarning o'ylig'indek illiq yig'ilish bo'lmagan. Başlıklar yığını içilişten bir gün burun Aral devleti Kiribati tuyuksuza başlıklar yığınığa katlaşmaydıqallıqını hem de bu teşkilatın pütüle çekindiqallıqını elan kılgan. Kiribati 2019 yılı Tayvan bilen diplomatik münasibetini üzgenden kiyen Xitay bilen tıxımı yıkılaşkan. Mezkur devletinin Xitay virüsü tarqılıştın burunla eğir karizge boğulup kütüşe Xitayının iqtisadığa bolgan bekinişini küçeyti vetken. Fijidimi uzun yıllardan beri Xitayning ta'siri bor bo'lib, o'tgan 10 yil ichida Xitoy ul aslaha va baliqchilikka ko'plab mablag' silib, Tinch okeandagi barliq aral davlatlarining asosliq savdo hamrohiga aylangan. Ilgirki nuqul iqtisodiy munosabat navbatda murakkablashib, qonun, dehqonchilik, mulozimat va bexatarlik qatorliq sohalarga kengaygan. Bu yil 4 ayda Solomon taqim orali Beijing bilan bexatarlik kelishimi imzolagan bo'lib, Xitoyning Janubiy Tinch okeanda harbiy baza qurishi mumkinchiligiga andisha qo'zg'agan. Ammo Solomon bosh ministri Manasikh Sogavari bunday ishning yuz berishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirib, biz chat elning harbiy bazasini qurgan vaqtimizda shu hamon Tinch okean davlatlarining dushmaniga aylanib qolamiz degan. Amerika Avam Palatası Reisi Tayvan ziyaretini planladı. Amerika Avam Palatası Reisi Nancy Pelosi'nin keler ayda Tayvan'a ziyaret kılışını planlığalıqı ilgiri sürülgen bulup, Xitay bununla qattıq narazılıq bildirgen. Amerika Avazı'nın 19 iyuldaki haberde bildirilişçe, Amerika Avam Palatası Reisi Nancy Pelosi keler ayda Tayvan ziyaretini planlığan bulup, onun ziyaret məqsidi künseri küçüvatkan Xitay təhdidi astıda qalgan Tayvan'a kollaş iken. Bununla narazı bolgan Xitay Nancy Pelosi'ni bu sefer haqqıda agahlandırgan. Angliya pul muomila vaqt gazetining bir qism xabardor kishilaridan naql keltirib xabar qilishicha, Nancy Pelosi 8 ayda Amerika Avam Palatasi vakillar umikini boshlab, Tayvanni o'z ichiga olgan Osiyo davlatlarini ziyorat qilishni planlagan.
Nancy Pelosi bu yıl 4. ayda Tayvan ve Asiya'daki başka itibakdaşlarına ziyaret kılışını planlayan bolsumu, yolga çıkıştın buran Xitay virüsü bilen yokumlanalıqı sebeplek ziyaret planını bikar kılışka mecbur bolgan. Xabarda qayd qilinishicha, Aqsaray amaldori Nancy Pelosi'nin buxtumliq Tayvan ziyareti üçün bekitken vaqtiga qarta endişisini bildirgen. Çünkü Xitay rejiminin armiya günümü avgustta ötküzüldüğün bulup, onun başka Amerika Prezidenti Joe Biden bilen Xi Jinping'nin avgust ve sentabr aylarda sin arıqılıq körüşüş ötküzüldüğünlüğü mölçelengen. Nöbette Aqsaray ve Aman Palata reisi işxanesi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti haqida hiç qandaq ifade bildirmegen. Xitay Taşqi İşlar Ministerligi bayonatçısı Zhao Lijian 19 iyul bu haqda ifade bildirip, Xitay Amerika'dan bir Xitay prinsipi ve Xitay Amerika 3 birleşme ehdinamesiga amal qilishni, Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini oralaştırmasını hem de Amerika bilen Tayvan otursudaki resmi alakını tohtutuşuna talep kılıdı degen. O bayanat diyene, eğer Amerika öz yoluda mınışta çıngdursa, Xitay'nın küçlük tedbir kolundigallıqı, barlıq akıvetke Amerika'nın tuluq mesul bulduğallıqı haqida jar salgan. Mälim bolışça, Nancy Pelosi ve Amerika parlamenti Tayvan'ni qat'i kolluqçulardan bulup, eğer Nancy Pelosi boxtum Tayvan'ni resmi ziyaret kılsa, Amerika'nın 25 yıldan boyan Tayvan'ni ziyaret kılgan tuncu parlament rehberi bulup kaldıken. Amerika puhralarının Rusya'dan ayrılışını talep kıldı. Amerika Rusya tuğursuda 4. derecelik sayahat agahlandırışı ilan kılıp, puhralarını Rusya'da yalgan ayıplaşları bilen nahak halda nazarat kılınış hayupi bağlıqıdan vakıflandırdı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği tur betidiki uçurlarını yanılıp, Rusya'ya münasibetlik sayahat agahlandırışını en yukarı derecege götürgen. Rusya'da yaşavatkan ya ki Rusya'ya sayahatke bargan Amerikalıklardan bu devletten derhal ayrılışını talep kılgan. Rusya'nın 24. fevraldan buyan Ukrayna'ya kılıvatkan hücumları, yerli kanunlarının halıgança icra kılınışı, Xitay virüsü çekilimleri ve terörizm qatarlarımı agahlandırış noktaları bolgan. Bayanatı yana Rusya'da çet əlliklerinin mi parakendicilikke uçuraş ihtimallıqı barlıqı mı əskertilgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlıq hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.